Bugün buraya Çerkez soykırımını anmak için toplandık. 150 yılı aşkın bir süre önce bu coğrafyanın, bu geniş coğrafyada belki de tarihin tanık olduğu, modern tarihin tanık olduğu ilk soykırım aslında Çerkez soykırımı. Ve o soykırımdan sonra soykırım zihniyeti, soykırım anlayışı kendini geliştirerek, kendini büyüterek, kendine bir ideoloji oluşturarak farklı farklı etnik soykırımlar gerçekleştirmeye devam etti. Biz tüm soykırım zihniyetinin, tüm soykırım ideolojisinin, katliamların hepsinin son bulana kadar, hepsi son bulana kadar bütün bu soykırım ve katliamları anmaya devam edeceğiz. Ve artık bir barış ideolojisine ihtiyacımız olduğunu da buradan bütün iktidarlara, başta kendi coğrafyamızdaki iktidarlar olmak üzere bütün iktidarlara hatırlatmak istiyoruz. Kafkasya bölgesinin yerli halkı olan Çerkesler, Çarlık Rusyası'nın topraklarını işgal girişimlerine karşı 300 yıla yakın bir direniş sergilemiştir. 21 Mayıs 1864 tarihinde Çerkeslerin direnişi kırılmış ve Çarlık Rusyası direnişçilerin tamamını soykırım suçu işleyerek yok etmiştir. Sonraki yıllar soykırım suçunun devamı niteliğinde olan zorunlu sürgünle devam etmiştir. Tarihi kayıtlara göre 2 milyona yakın Çerkes nüfus ana yurtları olan Kuzey Kafkasya'dan zorunlu sürgüne tabi tutulmuşlardır. Yerlerinde kalmak isteyenlere dil, kültür ve inançlarını değiştirme, asimilasyon ve Çarlık toprakları içerisinde sürgün edilme dayatılmıştır. Zorunlu sürgüne tabi tutulan Çerkesler ilkel deniz araçlarıyla Osmanlı toprakları olan Samsun ve Trabzon'a ulaşmaya çalışırken on binlercesi Karadeniz'de boğularak hayatını kaybetmiştir. Samsun ve Trabzon'a ulaşabilenlerin ise binlercesi salgın hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmiştir. Çerkeslerin yaşadığı soykırım ve sürgün, modern Avrupa tarihinde yaşanan ilk etnik temizlik ve soykırımdır. Sonraki yıllarda yaşanan Ermeni soykırımı ve sürgünü, Kürt soykırımı ve sürgünü ile Yahudi soykırımı ve sürgünü olaylarında da Çerkez soykırım ve sürgününün izlerini görmek mümkündür. İnsan Hakları Derneği olarak soykırıma uğramış tüm halklar gibi Çerkez halkı içinde öncelikle yaşadıkları soykırımın dünyaca tanınmasını, hafıza merkezlerinin kurulmasını, onarıcı adaletin yani tanıma, özür dileme ve kayıpların tazmininin gerçekleşeceği sürecin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Soykırım politika ve uygulamaları nedeniyle Çerkez halkının kültürel hakları da ağır bir şekilde ihlal edilmiştir. Çerkez Soykırım Günü vesilesiyle başta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olmak üzere tüm dünyaya sesleniyoruz. Türkiye ve diğer devletler tarafından Çerkez soykırım ve sürgünü tanınmalıdır. Çerkez halkının soykırım nedeniyle yaşadıkları kayıplar tazmin edilmelidir. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi olarak Çerkez soykırımı ve sürgünde yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla anıyoruz. Mersin Şubesi.